Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek. Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi? Aşere-i Mübeşşere'yi mi? Ensar'ı mı? Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzeyn'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olur.
sevmek, Habibullah'ı, ashab-ı güzin gibi. Geceye adım adım yürüdüler, korkuya adım adım yürüdüler. Onlar öndeler, onlar öncüler. Hiç düşünmeden bir an onlar öldüler. Onlar düşünmeden bir an onlar öldüler. Yılmadan, yıkılmadan direndiler, direndiler. Yaradan adına can kılmadan direndiler, direndiler. Yaradan adına can.